Başta Mesut Bakkal kişisi olmak üzere Mesut Bakkal ve diğerleri için sürekli hak mahrumiyeti cezası, yani futbolla ilgili bütün iş ve işlemlerden men edilmeleri acaba mümkün mü? Hadi buna bakalım. Elbette futbol disiplin talimatım benimle beraber ve 56. madde başvuracağımız, kılavuz olarak kullanacağımız ilk madde müsabaka sonucunu etkileme başlıklı madde. Beşiktaş Jimnastik Kulübü de Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuruda dayandığı ilk maddelerden biri olarak futbol disiplin talimatının 56. maddesini gösterdi. Şu var, şu demek: müsabakanın sonucunu veya sürecini hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek elbette yasaktır ve teşvik primi ile alakalı meselelerde teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır diyor. Bizim Mesut Bakkal kişisinin yazdığı kitapla ilgili hatırlamamız gereken şeyler neler? Bir teşvik primi iddiası, bir de doping suretiyle müsabakanın sonucunun etkilenmesi yönünde. Tam olarak hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde müsabakanın sonucunu etkileyen kişiler futbol disiplin talimatının 56. maddesinin tam da ikinci fıkrası sebebiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıyalar. Peki hak mahrumiyeti neydi ya diyeceksiniz, aklınıza gelebilir. Hemen cevabını yine Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbol disiplin talimatında buluyoruz. Bu sefer adresimiz 25. madde. Kişilerin resmi müsabakalara, stadyumlara girmek de dahil olmak üzere stadyuma bile giremiyorlar hak mahrumiyeti cezası alan kişiler. Futbolla ilgili idari, sportif vesaire bütün hizmetlerden, bütün faaliyetlerden men edilmesi anlamına geliyor. Burada da müsabakanın sonucunun etkilenmesi söz konusu olduğu için yine futbol disiplin talimatının 56. maddesine de atıfla sürekli bir hak mahrumiyeti cezası söz konusu. Buradan dönüş yok. Dün kanunsuz suç ve ceza olmaz dedin, ceza hukuku kapsamında olmaz dedin. Şimdi disiplin talimatıyla alakalı bir şeyler söylüyorsun. Acaba hem müsabakanın sonucunu etkilemeyle alakalı ve hak mahrumiyeti, sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla alakalı bu işlemler gerçekleşebilir mi diye aklınıza gelebilir. Evet, yine futbol disiplin talimatının içinde gezmeye devam ediyoruz. İşimize yarayan ve kompozisyonumuzu oluşturacak maddelere tek tek bakmaya devam ediyoruz. Sıradaki maddemiz soruşturma zaman aşımını bize anlatan madde ve 14. maddedeyiz. Soruşturma zaman aşımını ortaya koyuyor. Müsabaka sonucunu etkilemeyle alakalı disiplin ihlallerinin soruşturmasının zaman aşımına tabi olmadığını söylüyor bize futbol disiplin talimatı. Yani 86-87 sezonunda gündeme gelmişse bile ve şike, özellikle teşvik primine ait suçlar, dünkü videoda bahsettik, bakabilirsiniz ceza hukuku boyutu başlıklı videomuzda, 2011 yılında kanunlaşmış ve ne yazık ki 86-87 yılındaki eylemlerden dolayı cezai bir yargılamanın yapılamadığıyla alakalı dünkü açıklamalarımız var. Fakat bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun mevzuatı özelinde soruşturma zaman aşımının da müsabakanın sonucunu etkileme suçu üzerinden sınırsız olması sebebiyle karşımızda böyle bir imkan var. Müsabakanın sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinde soruşturma zaman aşımı bulunmuyor. Zaten Beşiktaş Jimnastik Kulübü de yaptığı başvuruda bunlardan bahsetti. Denizli Spor'la oynadığı müsabakanın sonucunun tescilinin değişmesi, 3-0 hükmen galibiyetle tescilinden bahsetti. Yine 86-87 sezonuyla alakalı şampiyonluğun tescilinin değişmesi, averaj kurallarının da göz önünde bulundurularak bunun tamamen değişmesi ve Mesut Bakkal ve diğerleri hakkında aslında sürekli hak mahrumiyeti cezasının da kurallara uygun bir şekilde devreye sokularak futboldan kendilerinin ömür boyu men edilmesiyle ilgili taleplerini ilettiler. Bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdılar. Aslında dün de biraz dile getirdik. Bu pratik her ne kadar bir şey çıkacağı, yok ya buradan bir şey çıkmaz, gerçekten 86-87 sezonunun şampiyonu değişmez gibi bir algımız olsa da bu başvurular gerçekten oldukça önemli. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapacağı açıklamalar, yönetim kabiliyeti, her seferinde tekrar tekrar söylüyorum ki her kriz aslında gerçekten bir fırsat. Hep de biz oturduğumuz yerden söyleriz ya, biz olsak şöyle yapardık, biz federasyonun yerinde olsak böyle yapardık. Bir diğer yandan tabii ki koronavirüsle alakalı çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Müsabakaların ertelenmesi söz konusu. Herkesin böyle bir beklentisi olmaya başladı bugün itibariyle özellikle. Bu olağanüstü gündem atlatıldıktan sonra yine kamu vicdanını rahatlatacak şekilde hem gerekçeli kararlı, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tarafsız ve bağımsız bulmamasına imkan vermeyecek düzenli ve
ikna edici kararları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemekten başka çaremiz yok sanırım. Bakalım kamu vicdanını rahatlatacak şekilde hangi sonuçla karşılaşacağız? Gerçekten ilgiyle takip ediyor olacağız. Siz de varsa görüşleriniz lütfen bu videonun altına yazın, bizimle paylaşın. Genelde görüşleriniz biliyorum olumsuz nitelikte ve bir şeyler çıkmaz şeklinde bakıyoruz. Fakat hangi maddelerin devreye girdiği ve ceza hukukuyla Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatının ayrılması bakımından bile oldukça önemli. Çünkü bir yanda ceza yargılamasından bahsederken, Cumhuriyet Başsavcılığında bir soruşturmayla başlayabilecek bir süreçten bahsederken, bir diğer yanda başka bir federasyon yargılamasından bahsediyoruz. Bu ikisinin ayrılması bile belki bu pratik çalışma bakımından oldukça önemli olacaktır. Çünkü Türk spor hukukunun bilim olmayan, şu an ne yazık ki Türkiye'de bile bir bilim olmayan Türk spor hukuku meselesine baktığımızda ilk aklımıza gelen meselelerden biri şike davası oluyordu her zaman. Kamuoyuna 3 Temmuz süreci olarak yansımış olan davayla ilgili oluyordu. Ayırmamız gereken ilk mesele aslında içinde spor süreleri var diye o meselenin spor hukuku meselesi olmadığıyla başlıyor. Düpedüz bir ceza yargılamasıydı ve Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç işlenmiş mi işlenmemiş mi diye bakılmıştı. Tüm diğer dış bileşenlerinden, tüm yorumlardan, tüm başka gerçekliklerden ve algılardan ayrı olarak söylüyorum. Sadece hukuki değerlendirme yaptığımın altını çizeyim bu konuda. Örnek vermekle alakalı, spor hukukunun ne olduğuna bizi götüren şeyle alakalı. Dolayısıyla bilerek bu iki videoyu da ayrı ayrı çekmek istedim. Ceza hukuku boyutu ve Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatı boyutu şeklinde bakmak istedim. Gelişmeleri ben de sizin gibi takip ediyor olacağım. Mesajlarınızı ve sorularınızı da okuyorum bol bol. Tekrar görüşmek üzere.